Bu yönde çözümün sağlanmasına yönelik olarak diyor, sürekli desteğini, kapsamlı bir çözüm için uygun ortamın yaratılmasına katkıda bulunmasını ve bu doğrultuda atılacak bütün adımlar dahil Türkiye'nin desteklemesini ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dahil, Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi devletler arasındaki ikili ilişkilerin normalleştirilmesi. Ben bir soru sormak istiyorum size. Kamuoyu da duysun. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden Güney Kıbrıs Rum yönetimi dışında kalan herhangi bir devletle siyasi ilişkilerinin normal olmadığı bir durum var mıdır? Yani Türkiye'nin tanımadığı Avrupa Birliği üyesi ülke var mıdır Güney Kıbrıs Rum yönetiminin dışında? Yoktur. Bu kadar açık olan bir husus olmasına rağmen altına vurgu yapıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil olmak üzere. Bir yorum yumuşatmasına da imkan vermeyecek şekilde diyor ki Türkiye'ye sen bu devleti tanıyacaksın. Tanımadığın sürece Avrupa Birliği müzakere sürecin ilerlemiş kabul edilmeyecektiniz. Bırakınız üyeliğini. Müzakerelerin bile ilerlemiş olduğu kabul edilmeyecekti demektedir. Son bir husus, düzenli olarak gözden geçirilen katılım ortaklığı belgesinin uygulanması ve özellikle Avrupa Birliği Türkiye arasındaki gümrük birliği ile ilgili olarak olmak üzere Türkiye'nin ortaklık anlaşması, az önce sözünü ettiğim ortaklık anlaşması ve ortaklık anlaşmasının tüm yeni AB üyesi devletlere genişleten ek protokoldan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve ayrımsız bir şekilde yerine getirmesi. Şimdi Türkiye'ye diyorlar ki bütün bu koşulları yerine getirirsen ben bunları ölçeceğim. O zaman senin müzakerelerde ne kadar ilerlediğini görmüş olacağım. Bunları dikkate aldığımız zaman diğer maddelerini okumuyorum. Zamanımız dar çünkü. Ama bir gerçeğin altını çizmek istedim bunları sizlere getirirken. Bugün Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirelim. Avrupa Birliği ile entegrasyonumuzu artıralım. Birleşik Kıbrıs adı altında Avrupa Birliği'ne gidelim derken bize biçilmek istenen elbisenin ne olduğunu, bizi nereye götürmek istediklerini ve maalesef bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve Devlet Başkanı'nın kabul ettiği formülün açıkça ne olduğunu izah etmeye çalıştım size. Çok önemli. Eğer az önce söylediğim sonuçlara razı olacaksak hep birlikte buyurun Avrupa Birliği'ne girelim. Zaten bu giriş bizim sonumuzun başlangıcı olacaktır. Onu da dikkate alalım. Son bir noktaya değinmek istiyorum. Özellikle Doğu Akdeniz'deki petrol aramaları ile ilgili olarak ve hele son günlerde Euro kontrol sistemi ile ilgili olarak olan gelişmelere ve Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yaptığı askeri işbirliği anlaşmasına. Efendim, petrol var yok. Zengin kaynakları kullanılır, ekonomik değerler kazanılır, kazanılmaz. Onlar ileriye sarkacak olan süreçler. Ama bunların ötesinde çok önemli bir şey var. Niye Rumlar şu aşamada münhasır ekonomik bölge alanları yaratarak Türkiye'ye karşı anlaşmalar imzalamaktadır? Bu soruya bakmamız lazım. Önemli olan şu anda Rumların çeşitli teknolojik ve kaynak rezerv tespit ve benzeri çalışmalarının daha sonuçlarının net olarak ortaya çıkmadığı bir süreçte bunları yaptığına bakmamız gerekir. Bütün mesele egemenliğini yaymak. Türkiye'yi denizlere açık olma konumuna yönelik olarak kapatmak ve adanın tamamıyla birlikte bölge üzerindeki hakimiyetini ortaya koymak, kabul ettirmek istemektedir. Elimde Sevilla Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bir harita var. Maalesef rengi açık. Yansı olsaydı size gerçeğini sunmak isterdim. Ama burada bir harita var. Bu haritada mavi çizgilerle Türkiye'nin sınırlarını, kara suları sınırlarını gösteren bir çizgi var ve Kıbrıs'ın. Bu haritayı dikkate aldığımızda Türkiye'ye bu petrol aramaları ile ilgili olarak öngörülen ve Rum'un hedefinin ne olduğunu çok net bir şekilde ortaya konan somut bir örnek.
Bu haritada dikkat edersek Türkiye'nin 3 mil açığına kadar olan alanlara kadar bile kontrol edebilecek etkinlik sağlamaya çalışmaktadırlar. Ve bunu Avrupa Birliği'nin bölgesel konseyinin Sevilla Üniversitesi'ne hazırlattığı bir haritadır. Yani tesadüfen herhangi bir bilim adamının, herhangi bir uzmanın hazırladığı bir belge değil. Bu belge Avrupa Birliği'nin bölgesel konseyinin Sevilla Üniversitesi'ne hazırlattığı ve kendi yayılma alanları olarak öngördüğü bir alandır. Dolayısıyla petrol meselesi son derece önemli, egemenlikle ilgili bir meseledir. İşte bu noktada eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı ne olursa olsun herhangi bir anlaşmayla ortadan kalkarsa kurulacak olan alanlar Avrupa Birliği kapsamında Birleşik Kıbrıs Devleti veya hükümetinin kontrolünde olacaktır ki bu kontrol Türkiye'nin dışında bir kontrol olacaktır.